Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketini değerlendirdi. İsmail Saymaz, ekonomi reform paketi önceki gün açıklandı pakette tasarruf kalemleri hacimli yer tutuyor. Alınan karara göre kamuya taşıt alım ve kiralamasıyla temsil ve ağırlama harcamaları kısıtlanacak. Bir önceki Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez 1 milyon TL'lik zırhlı Mercedes'e binerken istifa ettirilen Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş herkes Audi ile gelsin ben Passat mı çekeyim diyerek 650 bin TL'yi har vurup harman savururken eski Rize Valisi Ersin Yazıcı Eller Bankası'ndan köyler için gönderilen bütçeden altına lüks ihsarat çekerken bunlar çerez parası bile değil diye buyuruyorlardı. Şimdi çerez parasına muhtaç ettiler. Vatandaş elde avuşa ne varsa dolar ve euroya yatırdı. Birikimleri bozdurmaya asla yanaşmadığı için iktidar yana döne çare arıyor. Bakın pakette ne diyor, 18 yaş altındaki çocukların bireysel emeklilik sistemine girebilmesi sağlanarak tasarruf alışkanlığının küçük yaştan itibaren kazandırılması sağlanacak. İhtiyarın yastık altındaki kefen parasından geçtik, Sabi Sübya'nın kumbarasındaki açlık bile bir cumhurbaşkanlığı kararnamesine bakıyor artık. Pakette müjdeler de var. Mesela kamu özel işbirliği kanunu çıkarılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu özel işbirliği projelerimizin başarısı tüm dünyanın takdirini kazandı diyor. Somut örnek olarak şehir hastanelerini gösteriyor. Zafer Havalimanı'ndan kimse söz etmiyor. Halbuki iktidarın Zafer Havalimanı'nda yol açtığı koca israfı kumbarasına göz diktiği afacanlar bile yapmazdı. Düşünün ki birbirine komşu olan Kütahya, Afyon ve Uşak'ın ihtiyaçları için düşünülen havalimanını 3 şehirde kullanmıyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, zarardan ötürü 9 Mart günü Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçesi yüz karası bir israfın belgesi sanki. Zafer Havalimanı Yap İşlet Devlet Yönetimi ile 2010 yılında ihaleye çıkarıldı. İhaleyi IC İştaş İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı. Şirket havalimanını 21 Mart 2044'e kadar işletecek. İç hat giden yolcu ücreti olarak 2, dış hat için 10 euro alıyor. Havalimanı 24 Kasım 2012'de açıldı. 2013 yılında iç hattan 50 bin, dış hattan 35 bin yolcu geçişi garanti edilmişti. Sonuç iç hattan ancak 1522 yolcu geçerken dış hattan bir kişi bile uğramadı. Yavuz Yılmaz'ın hazırladığı israf tablosuna göre 2013 yılından 2020'ye kadar toplamda 8.915.411 yolcu geçişi garanti edilmişti. Yalnızca 318.935 yolcu geçti. %97'lik şaşma payı sonucunda şirkete 45.891.152 euro ödeme yapıldı. Yavuz Yılmaz'a göre 2044 yılının sonuna kadar devlet toplamda 208 milyon 131 bin 332 euroluk garanti ödemesi gerçekleştirecek. Zafer Havalimanı kamu kaynaklarıyla yapılsa ne kadar harcanacaktı? Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın soru önergesine verdiği yanıta göre 85 milyon 304 bin 878 euro. Şu halde devlet 122 milyon 826 bin 454 euro zarara uğratıldı. Zafer Havalimanı'nın 2017'den sonra yolcu sayıları Sayıştay raporundan çıkarıldı. Yavuz Yılmaz Cimer'den 3 yılın rakamlarını tek tek elde ederek zararı saptadı. Ayrıca sözleşmede mücbir sebep hükmü olduğu anlaşıldı. Yavuz Yılmaz Kit Komisyonu'na hazinenin 2020'de ödeme yapılmaması için önerge verdi. Ancak bu AK Partililerin oyuyla reddedildi. Zafer Havalimanı kamuda yandaş kayırma ekonomisinin yol açtığı israf bakımından Zafer Anıtı gibi karşımıza yükseliyor. İstanbul Havalimanı da bu şekilde Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüleri de kimi şehir hastaneleri de ücretli otoyollarda. Tasarrufa işçinin asgari ücretinden, çiftçinin traktör kredisinden, esnafın borcundan ve çocukların kumbarasından değil çılgın ve mega projelerden başlamak gerekiyor dedi.